Erbosan var. Evet, Erbosan, bu da benim yine 10 yıldan beri sürekli yatırım yaptığım şirketlerden bir tanesi. Aslında bir teknik bozulma var. Beni de şaşırtan bir teknik bozulma. Ama piyasa riski, ne yazık ki piyasa hiçbir temeli dinlemiyor kısa vade için. Burada da böyle bir durum söz konusu. Erbosan bir kere başlattığı uzun süredir devam eden yükselen kanalı aşağı kırmış durumda. Ve muhtemelen de aşağı kırdıktan sonra bir alçalan trend başlatacağını düşünmüyorum. Yine mali verilere dayanarak söylüyorum ama bir yatay hareketin olacağını düşünüyorum ve kritik seviyedeyiz özellikle. Özellikle 96-95 buraların altında kapanışlar görürsek o takdirde kısa vadede bir 89, devamında da bir 82 ihtimali bulunuyor. Borsa düşmeye devam ederse. Yoksa dediğim gibi 95-96'larda tutulup burada özellikle 6 aylık bilanço ile beraber tekrar yukarı yönlü hareketler başlayabilir. O yüzden kısa vadede yön aşağı ama orta vadede hala yukarı potansiyeli kuvvetli hisselerden biri olduğunu söyleyebilirim bu arada Erbosan'a. Yani bana göre Erbosan temel anlamda tam bir yatırım kağıdı. Hiçbir problemimiz yok o konuda. Fakat kısa vadede piyasaya ayak uyduracak gibi duruyor. Bir miktar düşüş görebiliriz gibi duruyor. Ama dediğim gibi bu borsa düşmeye devam ederse. Yoksa en kısa sürede kendini tekrar 100 liranın üstüne atar. Borsa ile beraber takip edilmeli. Borsa ile paralel bir getiri bekliyorum kısa vade için. Bu arada arkadaşlar her sektörü sormaya çalışıyorum. Beyaz eşya konuştuk. Bankacılık konuştuk.